Reisi'den Ermenistan'a skandal Zengezur teklifi. Erivan'dan Türkiye ve Azerbaycan için kritik karar. Türk uçak gemisinin konsept özellikleri belli oldu. Yunan medyası Ege için en tehlikeli Türk silahını yazdı. Türkiye'nin görünmez kalkanı görücüye çıktı. Irak Başbakanı Sudani, ABD'li yetkililerle uluslararası koalisyonun sona erdirilmesini görüştü. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Ermeni Hrapara gazetesinin haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın anayasada ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre yeni anayasa taslağında bağımsızlık yasasının reddedilmesi, sözde soykırım iddiasının kaldırılması ve parlamentoda çoğunluk oluşturma hükümleriyle ilgili değişiklikler yapılacak. Habere göre bununla da yetinmeyen Paşinyan hükümeti, Ermenistan için tehlikeli olan başka bir hedefe hazırlanıyor. Bu da Ermenistan'ın yeni anayasada kendisini tarafsız bir ülke olarak ilan etmesi ve topraklarında yabancı silahlı kuvvetlerin kalıcı olarak konuşlandırılmasını yasaklamasıdır. Bunun Rus üslerine ve sınır birliklerine yönelik olduğu kaydediliyor. Ermenistan Anayasası'nda atıfta bulunulan bağımsızlık yasası, Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak taleplerini içermektedir. Öte yandan Ermeni Hraparak gazetesi, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Miguel Gregorian'ın İran ziyaretinin gergin bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi. Tahran'ın Avrupa Birliği sivil misyonunun Ermenistan topraklarına yerleştirilmesine şiddetle karşı çıktığını yazan gazete şöyle devam ediyor. Kaynaklarımıza göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermeni heyetiyle yaptığı görüşmede Tahran'ın Ermenistan'da yabancı güçlerin varlığına izin vermeyeceğini söyledi. Ermenistan'ın güvenliğinden endişe duyması ve Rusya ile ittifak yapmayı reddetmesi halinde İran'ın bu ülkenin güvenliğini sağlayabileceğini açıkça ifade etti. Reisi tam da bu nedenle Zengezur'da bir İran askeri üssü kurulmasını önerdi. Tahran bu ultimatomu gizlemedi. Görüşmenin bazı bölümleri İran Cumhurbaşkanı'nın resmi internet sitesinde Ermeni temsilcilerle yapılan görüşmeye ilişkin haberde yer aldı. Reisi, sorunları çözme bahanesiyle yabancı güçlerin bölgede bulunmasını kabul etmiyoruz. Onların varlığının sadece sorunu çözmeyeceğine, halklar ve hükümetler için daha büyük bir sorun haline geleceğine inanıyoruz, dedi. Erivan'ın ziyaretle ilgili olarak ağırlıklı olarak ekonomik işbirliği konularına vurgu yapması dikkat çekti. Ayrıca ziyaretle ilgili olarak hükümetin internet sitesinde yer alan haberde bölgesel ve güvenlik konularına sadece bir satırda kısaca değinildi. İran Cumhurbaşkanı ile görüşen Miguel Gregorian, İran yönetiminin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin dokunulmazlığı konusundaki net tutumunu takdirle karşıladı. Türk Deniz Kuvvetleri için tasarlanan yerli uçak gemisinin konsept özellikleri belli oldu. Türk uçak gemisi 285 metre tam boya ve Stobar sistemine sahip olacak. Son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan karara binaen, Türk Savunma Sanayi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yerli uçak gemisine yönelik çalışmalara başlandı. Uçak gemisinin tasarımı Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Design Proje Ofisi tarafından yapılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu öncülüğündeki heyet Design Proje Ofisi'ni ziyaret etti. Heyette Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Havaesan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yer aldı. Ziyaret esnasında Design Proje Ofisi Müdürlüğü'nün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerimizin en son TCG İstanbul Fırkateyni'nin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesiyle hayata geçirilen milli uçak gemisi tasarım faaliyetleri yerinde incelendi. Edinilen bilgiye göre yerli uçak gemisi 285 metre tam boya, 68 metre genişliğe, 60 bin ton deplasmana, 25 knot hıza, Kokak tahrik sistemine, Stobar uçak kalkış iniş sistemine ve 10.1 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Yunan teknoloji sitesi New Sauto'da Ege için en tehlikeli Türk silahı hakkında bir makale yayımlandı. Ege için en tehlikelisi Bayraktar TB3 başlıklı makale şöyle devam ediyor. Bayraktar TB3 SİHA, Baykar teknolojinin yenilikçi bir eseridir. Türk filosunun en modern uçağı olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi uçak gemilerinden otonom kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan sofistike bir silahlı insansız hava aracıdır. Keşif ve gözetleme görevlerini istihbarata dayalı operasyonlar yürütme kabiliyetiyle birleştiren TB3 SİHA, kanatları altında kapsamlı silahlar taşıyarak saldırı kabiliyetini de sergiliyor. TB3, yenilikleriyle küresel havacılık endüstrisinde standartları belirliyor. 600 bin saattir aktif hizmette olan Bayraktar TB2 SİHA'lardan daha geniş ve uzun olan Bayraktar TB3, helikopter gemisi ve uçak gemisi gibi hava aracı taşıyabilen yüzer platformlarda kullanıma uygun katlanabilir kanat yapısına sahip olarak tasarlandı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya kendi gücüyle iniş kalkış yapacak.
kalkış için herhangi bir katapult sistemi, iniş içinse herhangi bir halat kullanılmayacak. Bayraktar TB3, katlanabilir kanat tasarımının yanı sıra donanımında bulunan ve görüş hattı üzerinden haberleşme kabiliyeti sağlayan uydu haberleşme modülüyle uzaktan komuta edilebiliyor. Bu sayede uçak, kullanıcıya yurt dışı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon yapma kabiliyeti sunuyor. TCG Anadolu'da Kızıl Elma insansız savaş uçağı sistemiyle birlikte görev yapacak olan bu hava platformunda, TEİ tarafından geliştirilen TEİ-PD-170 turbo dizel uçak motoru kullanılıyor ve motor 172 beygir güç üretebiliyor. Bugüne kadar Bayraktar TB3'ün en güçlü rakibi olan Amerikan, Moja ve İHA'da testlerine devam etmiş ve Kasım 2023'te İngiliz donanmasına ait uçak gemisi HMS Prince of Wales'e iniş ve kalkış testlerini başarıyla gerçekleştirmiştir ifadelerine yer verildi. Öte yandan Katimerini gazetesine göre Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa, Avrupa fonlarıyla satın alınacak olan Türk Bayraktar insansız hava araçları ve topçu füzelerinin Ukrayna'nın ihtiyaçları için tedarik edilmesini engelledi. Kaynaklara göre Fransa kendisiyle rekabet eden silah sistemlerine yol açmak istemezken, Yunanistan da vergi mükelleflerinin parasının Türk savunma sanayine gitmesini istemiyor. Üç ülke Avrupa Birliği'nin siyasi ve güvenlik komitesi toplantısını veto etti. Şu anda önümüzde Meteksan'ın ürettiği bir sistem var, Nazar olarak adlandırılıyor. Meteksan savunma himayelerinde geliştirilen Türkiye'nin ilk lazer elektronik taarruz sistemi olan Nazar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapacak. Güvenlik analisti Dr. Eray Güçler, geliştirilen elektronik taarruz sisteminin önemini, kullanım alanlarını, özelliklerini ve neler yapabileceklerini anlattı. Bu sistem elektronik taarruz sistemi. Biz göremedik. Türkiye'nin elektronik olarak taarruz edebildiği bir güç. Şu anda önümüzde Meteksan'ın ürettiği bir sistem var. Nazar olarak adlandırılıyor. Hocam bu sistem nedir? Nerelerde kullanılıyor? Türkiye'ye çarpan etkisi neler oluyor? Bu sistem elektronik taarruz sistemi. Biz göremedik bunu. Ama Türkiye'nin sadece mermiyle değil ama aynı zamanda elektronik olarak da taarruz edebildiği bir gücü var. Tam olarak bu. Bu nedir? Bu kaç tane özelliği var? Gemilerde de kullanılıyor bu. Kara unsurlarında da kullanılıyor ama ağırlıklı olarak gemiler için üretilir. Zaten rengine de bakarsanız mavi. Bu gemiye, bizim gemiye bir düşman gemisinden bir füze saldırısı olursa bu füzenin başlığındaki elektronik harp, elektronik sistem modülünü devre dışı bırakır. Dolayısıyla füze bizim gemiye gelemiyor. Yani sadece biz mermiyle onu önleyebiliriz. Yani hani karşı füze atıp bunu havada vurabiliriz. Ama bunu yapmayıp bunu da kullanabilir. Çünkü o füzeyi 6 kilometreden yakalıyor ve o füzenin elektronik modülünü devre dışı bıraktığı için, teknik ayrıntıya çok girmeyeceğim, sonuçta devre dışı kaldığı için füze gelirken rotasından sapıyor, başka bir yere gidiyor. Yani böyle bir etkisi var. Yani bir görünmez koruyucu kalkan özelliği yapıyor. Şimdi bu aynı zamanda sadece gemilere karşı da değil, aynı zamanda mesela bizim füze sistemlerini de vurabilecek düşmanın füzeleri olabilir. Havadan havaya füzeler var mesela. Onlar için de aynı şekilde elektronik taarruz yapabilir. Bu bir elektronik taarruz silahı. Tam olarak adı bu. Elektronik nazar dediğimiz şey elektronik taarruz sistemi. Biz bunu göremeyiz yani. İkincisi sadece füzelere değil, yani uçak ve helikopterlere karşı da bunu kullanabilir. Menzil içerisine giren bir helikopter olursa onun elektronik sistemlerini devre dışı bıraktığı için helikopter de yine aynı şekilde başka bir yere doğru gidiyor. Yani kontrolden çıkıyor. Hani o kadar güçlü bir şey var. Bir üçüncü özelliği de bu denizaltı periskoplarını ya da işte keskin nişancı dürbününün, düşünün, bir yere gizlenmiş bir tane sniper var. Suikast, keskin nişancı düşmanın keskin. Bunun dürbününü tespit ediyor. Diyor ki burada. Ve orayı yani gözle bulamazsınız yani. Adam gizleniyor oraya, bir örtünün arkasında bir tane elinde silah, uzun menzilli. İşte 500 metreden, 1000 metreden siz hiç bilmiyorsunuz. Sizin kritik personelinizi, önemli personelinizi mesela öldürmeye çalışıyor. Bunu göremiyorsunuz ama bu görüyor nerede olduğunu. Onu tespit ediyor. Yani bütün elektro-optik ya da sadece optik sistemlerin arazide tespitini bununla yapabilirsiniz. Siz göremezsiniz ama bu görür şurada. Şu kayanın arkasında, şu çalının dibinde, işte 2000 metrede şu var, işte 1500 metrede denizaltı var, işte 3000 metrede helikopter var. Bunu görebiliyor. İnanılmaz bir görüş kabiliyeti var. Yani bir santimetre karelik bir optik malzemenin yansıttığı ışını yakalayabiliyor. Yani biz göremiyoruz bunu ama bu görüyor. Dolayısıyla müthiş bir güvenlik sağlıyor. Hem
füzelere karşı. Daha düşün, bir sürü füze geliyor. Aynı anda onlarca füzeye karşı taarruz yapıyor. O füzelerin elektronik sistemlerini devre dışı bırakıyor. Füzeler başka yerlere gidiyor. Bakar mısınız şunun büyüklüğüne? Ya da bir kara unsurunuz var mesela. Bir harekat alanında terörle mücadele edesiniz. Teröristin bir tanesi elinde bir silah diyelim. Gizlenmiş bir yere askerinize ateş edecek. Bu diyor ki şu kayanın arkasında silah var. Terörist. Bunu göremiyorsunuz gözünüzü ama 6 kilometreye kadar görebiliyor. Siz de ona gidip etkisiz hale getiriyorsunuz. O yüzden elektronik taarruz açısından çok önemli bir şeydir. Tabii bunun bir sonraki versiyonu üzerinde çalışıyor. Lazer silahlar. Bu anlattığım olayları bu Meteksan lazer üzerinden gerçekleştiriyor. Lazer ışınlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bunun bir sonraki hafta anlatacağım şey lazer silahları olacak. Ve bu 360 derece podla bu lazer silahları aynı zamanda sadece karşıda elektronik değil ama aynı zamanda lazer saldırısı da yapabiliyorlar. Buna doğru gidiyor. Buradan da Meteksan'ı kutluyoruz. Oradaki mühendislerimizi kutluyoruz efendim. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Almanya'nın Münih kentinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le bir araya geldi. Münih'te ABD Kongresi üyeleriyle Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi ve ABD ve diğer koalisyon ülkeleriyle ikili ilişkileri güçlendirmek konusunda devam eden çalışmaları görüştü. Başbakanlık Medya Ofisi, Sudani'nin ABD yetkililerle Irak'taki geri çekilme durumunu, çeşitli ekonomik ve mali sektörlerdeki reformları gözden geçirdiğini ve bölge ve dünya ülkeleriyle kalkınmanın desteklenmesine ve başarıya ulaşmasına katkıda bulunan entegre ekonomik ortaklıkların sonuçlandırılmasını gözden geçirdiğini bildirdi. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'te bulunan Sudan, iki ülke arasındaki ilişkilerin desteklenmesi gerektiğini ve işbirliğinin sadece güvenlik düzeyiyle sınırlı olmaması gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dün Münih'te Sudani ile görüştüğünü ve Bağdat hükümetine ABD askeri personeline hedef alan saldırıları engelleme çağrısında bulunduğunu duyurdu. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Harris'in halkı için güvenli ve istikrarlı bir gelecek sağlanmasında ülkesini destekleme konusunda ABD'nin kararlılığı konusunda Sudani'ye güvence verdiğini ancak Irak'taki Amerikalıların güvenliğinin Washington için en önemli öncelik olduğunu vurguladığını aktardı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.